bu sene Kastamonu günlerinin farklı bir anlamı var. Hepimizin bildiği gibi Türk dünyası kültür başkenti bu yıl Kastamonu. Bu konsepte çok daha görkemli, çok daha donanımlı ve daha çok Kastamonu'nun değerlerini öne çıkaran bir tanıtım faaliyeti olacak burada. İnşallah bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan Kastamonu'da Kastamonu'muzu tüm dünyaya tanıtırken başkentte de Kastamonu'muzun tarihini, kültürünü, mutfağını, değerlerini, el sanatlarını, mimarisini, her yönüyle Kastamonu'yu başkentlilere ve bütün yurttaşlarımıza tanıtmanın hazını yaşayacağız bu sene. Evet, Kastamonu günlerinin 14.sü yapılmakta. Bu ilk zaten Ankara'da böyle günlerin başlamasına Kastamonular Derneği öncülüğünde yapılmıştı. Gayet de güzel sonuçlar alındı. Tabii bugün ben gezdim burayı. Gayet farklı bir renk gördüm. Çünkü bütün standlarda hemen hemen tarihi ve turistik yerleri tanıtacak argümanlar kullanılmış. Bu da bizim için sevindirici. Örneğin Azdavay'da motor turnuvası düzenleniyor. Pınarbaşı'nda yine aynı şekilde turizm faaliyetleri olacak. Bunun için de bunların tanıtımlığı manasında da güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Aslında bunun için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki bizim amacımız sadece tabii ki ilçemizi değil, Kastamonu'yu 4 mevsimiyle birlikte, yazıyla, kışıyla, baharıyla, sonbaharıyla, kanyonuyla, tarihiyle, kültürüyle, ovasıyla, deniziyle misafirlerimizi tanıtmak istiyoruz. Tabii ki bu tanıtım sonunda da her birimizi ilçemizi ağırlamaktan, Kastamonu'yu ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bizler Abana sahil ilçesiyiz. Abana denince akla tabii ki öncelikle deniz geliyor. 5 kilometre gibi sahil şeridimiz var. Yemyeşil ormanlarımız var, kent ormanımız, akvaparklarımız, konaklama yapabileceğiniz tatil ve turistik amaçlı tesislerimiz, bungalov evlerimiz, apart evlerimiz, 4 yıldızlı otellerimiz mevcut. Biri olarak diğer etkinliklerden çok daha profesyonel, insanların sıcaklığı, ürünlerinin daha yerel olması, bir anlamda ticari hiçbir ürün olmaması ile farklılık oluşturan güzel bir etkinlikti. Bu sıcak ortamda bulunduğum için çok teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenlere sevgilerimi sunuyorum. Yani Kastamonu'nun bütün güzellikleri Ankara'da bir kez daha sergilendi. Onun için organizasyon demeye geçen bütün arkadaşlarımızı, federasyonumuzu, konfederasyonumuzu, belediyelerimizi kutluyorum. Güzel bir esinti yaşattılar Kastamonu'nun Ankara'ya olan boyutu itibarıyla. İnşallah her sene daha coşkulu bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde Kastamonu günleri hem Ankara'da hem İstanbul'da hem Bursa'da coşkulu bir şekilde yapılmaya devam edecek. İstiyoruz ki Kastamonu'nun bütün tarihi, doğal, kültürel güzelliklerini bütün Türkiye tanısın. Gelsinler Kastamonu'yu ziyaret etsinler. Kastamonular oralara gitsin. İç turizmi, iç kültürel gelişmeyi bu şekilde sağlayalım.